Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün bir açılış mağdurluğu yaşıyor. Ben şu an baklava yiyorum mesela. Baklava hamurunu yoğurdum, ben nazik gelmeden yoğurdum. Videolarım şeyim, telefonum çekmedi, şeyi dolmuş arkadaşlar. Hafızası. Naz da içindeki videoları temizlen derken benim açılış videomu da silmiş. Şimdi videoyu toparlıyorduk, baktık hamur yoğurma şeyim yok. Malzemeleri açıklama kısmına yazacağım ben şimdi. Zaten her zaman verdiği baklava tarifi değil mi? Yok, hamuru? Bu farklı yoğurduydum. Ama hamuru. Ben hamurun aynen şey kattım, kaymak kattım. Hmm. Bir yemek kaşığı tepeleme dolusu. Mesela maden suyu katmıştım. Baklavamız acayip güzel olmuş. Bir tanesini Nazlı şimdi yedik. Evet. Hani bölüp size en sonki gösterdiğimizi yedik. Neyse, malzemeler zaten içinde hepsi yoğruluyor. Açıklama kısmına şimdi yazacağız. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hamurumuzu 12 yumağa ayırdım. 12 yumaktan 3'er tane, bazısı büyük açıldığı için 4'er tane çıktı. Bir tepsime doldurdu. Şeklini zaten videomuzu izleyince göreceksiniz. Evet, kanalımızda benim, kalın, takipte kalın. Benim yüzümden. Hoşça kalın. Benim. Olsun, bir şey olmaz. Hamurumu yoğurdum. O alışana kadar şöyle bir saat dinlendireceğim. Şimdi ben de şerbetimi koydum. 5 su bardağı su, 5 su bardağı şekerini döktük. Şöyle biraz da limon sıkalım. Yeterli. Şekerimizi şöyle bir karıştıralım. Kaynattıktan sonra 12-15 dakika arası orta ateşte kaynadım, altını kapatın arkadaşlar. Evet, şimdi şerbetimizi de koyduk. Sağ olsun Nazim geldi. Bana şöyle yardımcı olur arkadaşlar. Şöyle bir tane bezemizi aldık. Altına üstüne mısır nişastası ekledim. Nişastayla açacağım. Önce şöyle küçük oklavamızla büyütüp sonra büyük oklavamızı alacağım elime. Geçenki takipçilerimden bazıları yazmış şey videosunda, börek videosunda gulapla hamur aşma şeyini daha çok çek. İşte bize de öğretti arkadaşlar. Bence onun için ayrı bir video çekmen lazım. Hamur aşma videosu. Normal beziyle. Yorumlarda genelde hep öyle yazıyorlar. Gulapla bize işte, daha doğrusu biraz da öğrenmiş aşmayı. Senin sayende öğrendik diyor. O da beni çok mutlu diyor arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. Nişasta baklavamızın çıtır olmasını sağlıyor. O yüzden içine ben hiç un katmıyorum. Şimdi bakın, zar gibi incecik hamurumuz olacak. Bu oklamızı bırakıp şimdi büyüğü alalım. İşte ben o şeyle anlatırken hızlı açıyorum. Hızlaşmasa yavaş yavaş. Şöyle. Hep genelde elimiz şu kenarlarda geçsin. Hamurumuzun kenarları ince olsun arkadaşlar. Ortası ince, kenarı kalın olursa o hiçbir şeye yaramaz. Baklava hamurumuzun her tarafının bir olması gerekiyor. Şimdi yavaş yavaş açmaya çalışıyor. Nazik yavaş dedi bana. Onun için ayrı bir video çekeriz ya, sen aç. Normal açayım değil mi? Evet, çünkü normal hamurla çekeriz. Bu baklava hamuru. Herkes normal yufka da yapmak istiyor, biliyor musun? Lavaş gibi. Evet, daha biz şimdi de yapmadık. Bu sene yufkamız da duruyor. Baklava fıstık. Baksana fıstık. Geçen Nazi bize bir baklava aldı geldi arkadaşlar. Evet, vallahi herkesin evde yapması gerekiyor artık baklava. Vallahi canımız çekti. Hatta ben evdeydim bugün, saat kaçtı? 9 mu? 9.30'du. Uğur dükkandan geldi mi diye sordum, gelmemiş. Uğur'a sipariş verdi Nazik. Soğuk baklavanın kilosunu 400 lira. 400 liradan almışlar, şok oldum. Bize soruyorlar şeylerde, mesela Instagram'da hani sipariş vermek isteyenler. Biz kaç dedik? 600, 700 dedik değil mi? 700. Biz tepsisini ofiyat ama yani kilosunu satıyorlar. Tepside de 3 kiloya, 3,5 kiloya yakın çıkıyor arkadaşlar yani, şerbetleyince. Bir de ev yapımıyla o satın alan yerlerdeki malzemeler de aynı değil. Annem ev usulü yapıyor gerçekten. Tereyağını, ununu falan biliyorsunuz zaten. Teksin unu, herkes soruyor, yine tekrar söyleyeyim. Teksin unu kullanıyor. Unu gerçekten birinci sınıf kalitede. Evet, ve lezzetli oluyor. Tabi saatten sonra dışarıdan pek alacağımızı da zannetmiyorum ama el yapımına da uymuyor. Dışarı lezzeti ayrı, evinki ayrı.
soğuk baklavayı dışarıdakiler daha güzel oluyor tabii. Biz Antep fıstıklı yapamıyoruz. Buradan içini bulamıyoruz çünkü, değil mi anne? Antep fıstığı hiç yok. Önde bir yer vardı, o da satılıyordu. Bazı İki, şeyleri... bir kere aldık biz bir yerden. Bir baklavacıdan, ismini vermiyor o da, zaten. O da şey yapmadı, bir daha vermedi zaten. Biz o yüzden de pek Antep fıstığına benzemiyor tadı, kokusu. Yani bezelye hilesi var ya, sanki o yapılmış gibiydi. Anlamıyorum işte ne alacağımı, bilemiyorum. Aynen. Bakın nasıl güzel oldu. Kenarını göstereyim şöyle. Arkadaşlar ortası ince, kenarı asla kalın değil. Her tarafı aynı kalınlığı, ipek gibi. Hamurumuzu açtık. Şöyle gevşek bir şekilde saralım. Çünkü hamurumuz büzeceğimiz için okulamıza çok sıkıştırmayalım. Şöyle. Şekil yavaş yavaş açalım. O ses ne? Makineden geliyor. Makine değil. Şerbet kaynıyor ya. Ondan. Şöyle tekrardan büzdürdük. Ortasına cevizimizi. Makine kim çalıştı? Ben. Ne attı? Siyahlar var. Çamaşırlar atmışlar. Hava güneşliydi. Ben içinden geliyor zannediyorum. Şöyle cevizimizi ortasına. Fındıklı da yapabilirler bence. Fındık ceviz karıştı annem önceden. Aynen, ellerinde ne varsa fındık olan da. O bilir, hiç acını artmaz severlerse. Biz genelde böyle fındıklı şeyler deniyor ama genelde yaptığımız cevizli bizim. Şimdi arkadaşlar şu cevizin dökülmemesi için şunları bu tarafa, bu tarafa birbirinin üzerine şöyle çevirerek üzeceğimiz için şu orta kısmını da içine büktüm. Şimdi şöyle cevizimizi dökmeden yavaş yavaş saralım. Şimdi şöyle sardığımızın başından büzerek şu şekil tekrardan devam ediyor. Hemen tepsimi getirin. Şöyle annem dizmiş. Devam ediyoruz. Şöyle baklavalarımızı yaptık. Burada bir su bardağı sıvı yağımız, 200 gram tereyağımızla beraber erittim. Şimdi baklavalarımızı üzerine tek tek şöyle hepsi içine alsın diyerek üzerinden birer kaşık gezdireceğim. Fırınımı da 160 derece ayarında şu an ısıttım. Direkt yağımı verince fırına göndereceğim. Tereyağımızın üstündeki şeyleri alalım, tortları. Yoksa pişerken yüzünde karartılar oluyor arkadaşlar. Bak benimkinde hiç yok. Tamamen aldım. Baklavalarımız çıktı. Hışırtısını duyuyorsunuz. Şöyle şerbetimi göstereyim. Şerbetim tamamen soğuk. Şuradaki uçtaki şeyini hemen alalım. Sıcakla soğuk birleşince böyle hışırtılar çıkıyor. Şerbetimizi tam 12 dakika kaynattık. Kuyruğunu görüyorsunuz, soğuyunca gayet güzel olmuş. Şerbetin içine güzelce alsın. Bir tane servis tabağımızı alıp aradaki çıtırlarını göstermek istiyorum. Baklavalı şerbetini aldı, içine gayet güzel. Hemen şöyle buradan bir tanesini çıkartalım servis tabağımıza. Şöyle çıtır çıtır. Çıtırını da göstereyim de. Büyüklüğümüz de kaynıyor. Yemeğimiz pişiyor bir yandan, kusura bakmayın. Aynen şöyle arkadaşlar, hemen içine çıtırlarını göstereyim. Mükemmel. Beğendiyseniz kanalımızda kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.